Bir domates serası içerisindeyiz. Bugün rugoza virüsü ile ilgili bazı meyve ve bitkilerdeki zararları göstereceğiz. Sera büyük ümitlerle yetiştirmeye başlanmış, dikilmiş bir sera. Ama virüs yetmeni gelmiş. Üreticiyle az önce konuştuğumuzda elde etmiş, hasat etmiş olduğu meyvelerin yarısının virüslü meyve. Yani ikinci sınıf olarak satabiliyor. Diğer yarısının da birinci sınıf meyve olarak sattığını söyledi. Tabi üretici açısından zor bir durum. Bunu sıra arasında gezerek sizlerle de paylaşmaya çalışacağız. Bulduğumuz zaman onları söyleyeceğiz. Botrytisli bitkiler var. Burada evet, botrytisli bir meyve. Evet. Şu meyvelere baktığımız zaman, evet, domates bu virüsün diğer adı kahverengi buruşukluk virüsü diye söyleniyor. Kahverengi meyve buruşukluk virüsü diye söyleniyor. Direkt zararını meyvede gösteren bir virüs. Sera içerisinde başka sıkıntılar da var tabii ki. Ama esas üreticinin şikayet etmiş olduğu virüs bu virüs. Bu rahatsızlık. Sera içerisinde yetiştiricilik yaparken bitkilerin bazı bölgelerinden bazı hastalıklar da bitkilere gelebilir. Buraya baktığımız zaman şöyle odaklamaya çalışalım. Bu virüs, pardon, bu hastalık Botrytis cinerea dediğimiz hastalık, kurşuni küf hastalığı gövde üzerine bu şekilde zarar verdiği zaman artık gövdeyi oradan çürütür. Çürüttükten sonra bitkilerin üst tarafı da zarar görür. Yani virüs dışında sera içerisinde botritis hastalığı da var. Zamanında önlemini alması lazım. Aslında botritis mücadelesi basit bir mücadele. Dikkat edilmezse de önemli zararlar verebiliyor. Üretici buna pas hastalığı da diyor. Bu virüs sadece domates meyvelerinde değil, bitkilerine de zarar oluşturabiliyor. Yine sera içerisine baktığımız zaman, bakın şuradaki domates meyvesini yaklaştırıyorum şimdi. Domateste lekeler oluşturuyor. Kahverengileşiyor lekeler daha sonra. Artık daha sonra ilk aşamalarda çift gövdeli yetiştiricide gövdenin birisini kırarak önlem almaya çalışan üretici artık şimdi önlem almıyor. Gövdeleri birbiri üzerine uzattıkları için şu bitkinin uzunluğunun ta şuralara ve arka taraflara gittiğini, diğer gövdesinin başka bir yere gittiğini görebiliriz. Zaten sorunlu olan bitkilerin yapraklarını buradan görebiliyoruz. Yani meyvede gösteriyor bariz kendisini ama bitkiler üzerinde de bu etkisini yine gösteriyor. Şuradaki meyvede de var. Evet, şuradaki bitki yapraklarına baktığımız zaman bir sorun olduğunu görebiliyoruz. Bu soruna yaklaştığımız zaman, yanına yaklaştığımız zaman domateste zararı görebiliriz. Yani meyvedeki etkisini görebiliriz. Evet. Her zaman bitkisinde zarar gösterecek diye bir kaide yok. Ama meyvesinde illaki bu virüs bir sorun oluşturuyor. Buyurun. Size şimdi o bitkiyi gösterdim. Bitkide her bir şey gözükmüyor ama meyveye baktığımız zaman
bu şekilde sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu virüs esas olarak tohumla taşınıyor. Tohumla, alınan tohumla, yetiştirilen tohumla ülkemizin içerisine girdiğini bilim adamlarımız söylüyor zaten. Tohumla geliyor. Seraların içerisinde olduğu zaman mekanik yolla da ya da başka vektörler vasıtasıyla da yine taşınabilir. Bunun önlemini almak lazım. Bakın çok ilerleyen aşamalarında karşımıza bunlar çıkabilir. Bundan dolayı bunların içerisinde bitkilere pek dokunmamaya çalışıyorum ben de. Bu tür seralarda önlemini almak lazım. Eğer çok yaygınsa sökmek lazım. Hatta o üretim sökülen yere tekrar domates yetiştirmemek lazım. Virüs uzaklaşsın diye bir bitki parçasının üzerinde kalabilir. Ya da bir vektör vasıtasıyla, herhangi bir mekanik vektör vasıtasıyla da taşınma ihtimali olabilir. Bazı zararlara da dikkat etmek lazım virüsü taşımaması için. Burada da kokteyl tipi bir domates içerisindeyiz. Şöyle baktığımız zaman aynı rugoza virüsünü, yani kahverengi meyve buruşukluk virüsünü bu sera içerisinde de görebiliyoruz. Meyvelerde oluşturduğu zarar bu şekilde. Üreticilere Allah yardım etsin diyorum. Bu şekilde zararlarla karşılaşıldığı zaman.